Bu sorumuzda varlık felsefesinin bir sorusuna yanıt aranmıştır. Bakalım hangi sorusuna yanıt aranmıştır? Thales'e göre evrenin ana maddesi sudur hocam. Herakleitos'a göre ateştir. Demokritos'a göre atomdur. Bunlar hangi soruya cevap aramışlar hocam? Evrenin ana maddesinin ne olduğu sorusuna cevap aramışlar ve her biri farklı cevap vermiş. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Yani varlığın ana ilkesi bizim doğru cevabımızdır. Bu sorumuzda Heraklos'un sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı sorulmuş. Bakalım hiç hasta olmamışsak sağlıklı olmanın ne anlama geldiğini, hiç aç kalmamışsak tok olmanın nasıl bir mutluluk verdiğini, hiç savaş olmamışsa barışın, hiç kış olmamışsa baharın değerini anlayamazdık. Yani bizler karşıtlıklarla, zıtlıklarla varlığın ne olduğunu anlıyoruz. Ve var olan şeyler zıtlarıyla mümkündür. Zıtların uyumuyla, birliğiyle mümkündür. Kış olmasa baharı bilemeyiz. Hasta olmasak sağlıklı olmanın ne olduğunu bilemeyiz diyor. Şimdi bakalım A şıkkı varlığın hem madde hem düşünce olduğunu mu söylüyor? Hayır bunu dualizm söyler, bunu Descartes söyler hocam. Peki evrenin Tek bir tözle açıklandığını söyleyebilir miyiz? Evet ona göre evrenin maddesi ateştir ama burada ateş vurgulanmadı. O yüzden ben buna gidemem şimdi. Peki devam edelim. Varlığın madde ve formdan oluştuğunu söyleyen kişi kimdir? Aristoteles. O yüzden eleyebilirsin. Peki her şeyin karşıtlarıyla bilinebileceğini mi anlattı? Onu mu vurguladı? Evet hocam cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda bize bir filozof sorulmuş. Bakalım parçada görüşleri verilen filozof hangisidir? Devlet bireyler tarafından kurulmuş yapma bir kurum değildir tıpkı canlı bir varlık gibi, büyütülmüş bir insan gibi yetkin bir organizmadır. Nasıl ki bir elin bir bedene bağlı olmadan yaşayabileceği düşünülemezse, bireyin de toplum dışında var olabileceği düşünülemez. Devletin varlığı doğal zorunluluktur. Devleti doğal zorunluluk olarak gören kişiler kimlerdir hocam? Platon'dur, Sokrates'tir, diğerleri pek böyle bir şey görmezler. Peki Devleti doğal bir organizma olarak gören, devleti yapma bir kurum olarak görmeyen ve aynı zamanda organizmaya benzeten kişi kimdir? Platon'un kendisidir. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuz Aristoteles'le ilgili ve bize sorulan şey Aristoteles'in temeli aldığı görüş bu parçada aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. Aristoteles ağırlık ve hafifliği Eşya'nın son niteliklerinden sayıyordu. Bu nitelikler kendilerinde bulundukları nesnelerin davranışlarını da belirlerler. Ağır olan nesneler özleri gereği evrenin merkezinde bulunan doğal yerlerini ararlar. Bundan dolayı doğal yerlerinde değilseler örneğin havaya kaldırmışlarsa bırakıldıklarında ne olur? Yere düşerler. Peki temeli aldığı görüş ne olabilir? Bakalım hocam her nesnenin bir biçimi bir de amacı var mıdır? Her nesnenin biçimi ve amacı vardır ama bunu temele aldığını düşünmüyorum. Devam edelim. Her nesnenin doğal bir hareketi ve yeri var mıdır? Hah vardır hocam. Nereden çıkarıyorsunuz? Bakın ne diyor? Evrenin merkezinde bulunan doğal yerlerini ararlar. Dolayısıyla doğal bir hareketleri var ve bu doğal yerlerine değilseler doğal yerlerine dönerler. O halde her bir cismin neyi var? Yeri var ve doğal bir hareketi var. Cevap net olarak 5 şık olduğuna göre diğer şıkları eleyebilirsin. Bu sorumuzda bize bir filozof sorulmuş. Bakalım parçada görüşleri verilen filozof hangisiymiş? Bakıyorum iki ayrı dünyanın var olduğunu. İki ayrı dünya derken hemen aklıma Platon geldi. Yani Platon ne diyordu? İdalar dünyası ve nesneler dünyası diyordu. Ama soruyu devam ettirelim. Bakalım devamında ne gelecek? Ve idaların eşyalardan ayrı varlıklar olduğu görüşünü yatsır, inkar eder, kabul etmez diyen kişiyi soruyor bize. Yani bu ayrımı kabul etmiyor. O halde Platon'u ele gitsin. Devam edelim. Ona göre nesne duysal olarak algılanmazsa sadece boş bir kalıp olarak kalır, duyularımız olmaksızın hiçbir şey öğrenilemez. Duysal aktarıcılarla edinilen izlenimler ruhun düşünmesi için gerekli ham maddeyi sağlar. Yani idalar ve nesneler dünyası yoktur, duyular bize aklın ham maddesini sağlar diyen kişi kimdir? Onun öğrencisi olan Aristoteles'tir aynı zamanda çıkmış da bir sorudur. Cevabımız C şıkkıdır. Bu soruda bize bir filozof sorulmuş. Bakalım hangi filozof sorulmuş? Doğadaki her şey mutlak biçimlerin ya da ideaların birer gölgesidir. Ancak insanların çoğu gölgeler arasındaki yaşamdan hoşnuttur. Bu gölgelerin bir aslının olabileceğini hiç düşünmezler. Gölgelerin asıl olduğunu sanırlar. Gölgeyi gölge olarak algılamadıklarından kendi ruhlarının da ölümsüzlüğünü unuturlar. Yani idalar ve nesneler dünyası ayrımı yapıldı mı? Yapıldı. İdalar gerçekliğin olduğu yerdir. Nesneler ise nedir hocam? Gölgenin, kopyanın ve taklitin olduğu yerdir. Bilgisine güvenemediğimiz gerçeğin olmadığı sadece gerçeğin bir yansıma olduğu dünyadır. Gerçek dünya idalar dünyasındadır diyen kişi kimdir? Platon'un kendisidir. Cevap da E şıkkıdır. Bu sorumuzda ifade edilen bir görüş var. Bu görüşün aşağıdaki düşünülerden hangisinin yaklaşımına uygun olduğunu bulacağız. Bakalım. Bir şey olsaydı onun ya hiçten var olmuş olması ya da başka bir şeyden var olmuş olması gerekirdi. Hiçlikten hiçlik çıkar. Başka bir şeyden olmuş olan şeyin de başka bir şeye, onun da başka bir şeye dayanması gerekecekti. Bu sonsuza kadar gidemez. Demek ki varlık yoktur. Varlık yoktur diyen yaklaşımları bulalım hocam. Nilizme göre varlık yoktur. Platon'un idealizmde varlık vardır. Materyalizme göre vardır. Dualizme göre vardır. Fenomenolojiye göre vardır. O halde cevap net olarak A şıkkıdır. Çünkü Gorgias nihilizmi savunmaktadır. Burada hiçlikten bahsedildi. Hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez. Bilinse de başkasına aktarılamaz diyen kişi zaten Gorgias'ın kendisidir. Cevap A şıkkıdır. Epiktetos'un bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı sorulmuş. Bakalım. Epiktetos'a göre insan bu dünyada bir oyuncu gibidir. Rolünü kendisi seçemez. İnsanın yapabileceği, etki yapamayacağı şeyler karşısında kayıtsız kalmak, onlarla yetinmek, duyguların ve tutkuların esiri olmamak durumundadır. Erdemli yaşam bunları bilerek davranışa geçmektir diyor. Yani kaderimizde ne varsa onu yaşarız, ona karşı gelmeyeceğiz, tutkular karşısında kayıtsız kalınacağız, olabildiğince Az şeyle yetineceğiz ve sade yaşayacağız. Stoacı olduğu için bu görüşü benimsediğini biliyoruz. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı, bilge kişi tutkulardan kaçınabilmeli, onlara karşı duyarsız kalabilmeli mi? Evet aslında bu olabilir. Yalnız direkt bilge kişiden bahsedilmedi. Bir kalsın bakalım. İnsan eylemlerinden sorumlu mudur? Sorumludur ama sorumluluk vurgulanmadı. Ele İnsan ahlakla ilgili eylemlerinde özgür müdür? Özgür olmadığı söylendi ele gitsin. Kişi elinde olanı ve olmayanı bilmeli, ona göre davranmalıdır. Bu benim aradım olabilir. Neden olabilir? Çünkü tam burada onu söyledi. Dedi ki insanın yapabileceği etki yapamayacağı şeyler karşısında ne yapacak? Kayıtsız kalacak. Yani bilecek ki ona göre davranacak. Onlarla yetinecek ve duygularının esiri olmayacak. O yüzden aşıkını elerim. Asıl vurgulanan D şıkkıdır. Cevap da D şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen parçaya bakacağız ve parçadan ulaşılabilecek en doğru yargıyı bulacağız. En doğru yargının altını çizelim ve parçaya bakalım. Heraklitos evreni oluşturan ana maddenin ateş olduğunu, her şeyin bir akış durumunda sürekli değişime uğradığını söyler. Protogoras da nesnel bir bilginin olmadığını Heraklitos'un öğretisine dayanarak kanıtlamaya çalışır. Zenon hareketin gerçekliğini şüpheyle karşılar. Anaxagoras da bu fikri destekleyerek nesnelerin çokluğu ve Empedokles'in parçacı görüşünü geliştirir. Epikuros kendi fikirlerini desteklemek için Demokritos'un atomcu görüşünü benimser. Yani filozoflar birbirinden etkileniyorlar, birbirinin düşüncelerinden yaralanıyorlar ve onların üzerine kendi düşüncelerini inşa ediyorlar hocam. Şıklarda bunu bulalım o halde. A şıkkı düşünce alanında filozofların birbirlerinin görüşlerinden yaralandığı çıkarılabilecek en doğru yargı mıdır? Evet hocam yorumumuzda da belirttik. O halde cevap net olarak A şıkkıdır. Bu sorumuzda Aristoteles'in sözleriyle aşağıdakilerden hangisini dile getirdi sorulmuş bakalım. Bende bir takım algılar, tasarımlar var. Öte yandan bunların kaynağının ben olmadığımı da biliyorum. Çünkü rüyalarım gibi tamamen ben de olup biten şeylerle gerçek hayatta veya varlıkta olup biten şeyler karşısında bir ayrım yapmam gerekir. O halde varlık algıdan ibaret olamaz. Tersine varlık var olduğu içindir ki algı var. Varlık algılarımın konusu olan ondan önce gelen bağımsız, nesnel ve gerçek dış dünyaya işaret eder. Yani Algımın nedeni nedir? Benden önce var olan, nesnel bir şekilde var olan ve dış dünyanın kendisidir hocam. O dış dünya olduğu için biz onu algılıyoruz, kavrıyoruz. O halde ne yapalım? Şıklara bakalım. Evren sınırlı bir varlıktır. Sınırdan bahsettiniz mi? Hayır hocam. Diyalektik süreçte madde biçim değiştirir. Bir diyalektik süreçten tez, antitez ve sentez sürecinden bahsettik mi? Hayır hocam. Evrenin temelinde yaratıcı bir güç vardır. Bu yaratıcı güçten hiç bahsettik mi? Hayır hocam. Bilgi ve düşünme var olanın insanın en önemli etkinliği midir? Evet bilgi ve düşünce var olan insanın en önemli etkinliğidir. Ama Aristoteles'in sözlerinden bunu çıkaramam hocam. Peki varlık insan algılarının dışında ve ondan önce var mıdır? Vardır. Nereden çıkardınız? Aha da buradan çıkardım. Cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda Platon'un temeli aldığı görüş sorulmuş. Bakalım hatta parçaya bakmadan önce Platon'un idalar ve nesneler ayrımını yazalım. İdalar gerçekliğin olduğu yerdir, akılla kavranır, nesneler ise duyular dünyasıdır, kopyadır, gelip geçici olan dünyadır hocam. Bakalım şimdi Platon'a göre insanlar bir mağarada bulunan ve arkalarına bakmayacak biçimde zincire vurulmuş olan tutsaklara benzerler. Bu tutsaklar yalnızca yüzlerinin dönük olduğu mağaranın dibinde bir takım gölgeler görürler. Bu gölgeler tutsakların arkasında bulunan bir ışıkla aydınlatılan gerçek nesnelerin gölgeleridir. Gölgeleri duyularımızla görüp algıladığımız halde Onların kaynakları olan nesneleri ancak düşüncelerimizle kavrarız. Yani gerçek nesne neyle kavranır? Akılla kavranır. Nerededir? İdalar dünyasındadır. Peki gölgeler nerede? Nesneler dünyasındadır. Bunlar kopyadır. Bunlar gölgedir. Bunların bilgisine güvenilmez hocam. Şimdi bakalım. A içinde yaşadığımız evren değil, düşüncelerle ulaşılan İdalar evreni gerçek midir? Gerçektir hocam. Zaten anlatmaya çalıştığımızda buydu hocam. Peki B şıkkına bakalım. Varlığın var olup olmadığı tartışmalı mıdır? Platon'a göre tartışmasızdır. Varlık gerçektir ve idalar dünyasındadır. Ele gitsin. İdalar evrenine ulaşılamaz mı? Düşünceyle ulaşılabilir. Madde gerçektir. İdalar evreni maddenin yansımasıdır. Tam tersidir. İdeal evreni gerçektir. Madde dünyası ise gölgedir hocam hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez diyen kişi Platon değil, Gorgias'tır, cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda sözü edilen bir görüş var. Bu görüşün aşağıdakilerden hangisine uygun olduğu sorulmuş. Bakalım, gerçek varlık boşluk ile atomlardır. Atomu gördüğün her yerde gitmen gereken kişi Demokritos'tur hocam. Bakın parçada 1 iki yerde atom geçiyor hatta üç yerde atom geçiyor. Atomu gördüm her yerde Demokritos'a giderim. Çünkü Demokritos varlığın temelinde atom olduğunu görüyor. Cevabımız 5 şıkkıdır.